Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza birinci üniteyle başlıyoruz. Yine bu senede sizlere yardımcı olmak için kanalımızda çözümlerimizi yayınlayacağız. Kanalımıza abone olarak sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Hazır mıyız kısmıyla başlayalım. Aşağıdaki okların karşısına verilen ifadelere uygun tam sayıları yazınız. Demiş iki basamaklı en küçük tam sayı. Bakın tam sayı dediği için artık iki basamaklı en küçük tam sayıya biz eksi 99 diyeceğiz. Rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük tam sayı. Rakamları farklı olacak. 9'dan başlayacağız. 8, 7 yazacağız. 987'dir. 3 basamaklı en büyük tam sayı. En büyük negatif tam sayı çocuklar, eksi 1'dir. Biliyorsunuz negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Sıfıra yaklaştıkça da büyürler. 2 basamaklı negatif en küçük çift tam sayı demiş. 2 basamaklı olacak, negatif olacak ve çift olacak. Tabii ki eksi 98 diyoruz. İki basamaklı rakamları farklı en büyük tek tam sayı bakın ta, tek tam sayı, iki basamaklı rakamları farklı yani 90 ne olacak? 7 olacak. Rakamları farklı dediği için en büyük tek sayı. Evet ikinci çalışmamızda aşağıdaki boşluklara büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanlarını yazınız demiş. Eksi 7 küçüktür eksi 3'ten. Biraz önce söylediğim gibi negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Eksi 3 sıfıra daha yakın olduğu için eksi 7'den büyüktür. Artı 11 eksi 4 karşılaştırmasında pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktürler. Artı 11 büyüktür eksi 4'ten diyeceğiz. Eksi 14 mü eksi 13 mü sıfıra daha uzak. Eksi 14 sıfıra daha uzak. Dolayısıyla eksi 14 küçüktür eksi 13'ten. Bakın burada mutlak değer var. Eksi 56'nın mutlak değeri 56'dır. Eksi 57'nin mutlak değeri de 57'dir. 56 küçüktür. 57'den diyeceğiz. Eksi 99'un mutlak değeri 99'dur. Artı 12'nin mutlak değeri 12'dir. 99 büyüktür 12'den. Yani eksi 99'un mutlak değeri artı 12'nin mutlak değerinden büyüktür. Bu arada mutlak değer demek o sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Uzaklık negatif olmayacağı için bütün sayıları pozitif yapar mutlak değer. Eksi 25'in mutlak değeri artı 25 karşılaştırmasında eksi 25'in mutlak değeri zaten 25'tir. Diğeri de 25 olduğuna göre eşittir diyoruz. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. 0 küçüktür 9'dan. Eksi 87'nin mutlak değeri 87'dir. Eksi 87 eksi 87'dir. Bakın burada parantezin içerisinde eksi 87. 87 eksi 87'den büyüktür pozitif olduğu için. Eksi 5 parantezin içerisinde eksi 24 de parantezin içerisinde. Eksi 5 sıfıra daha yakın olduğu için eksi 24'ten büyüktür diyoruz. Evet burada sayı doğrusu üzerinde eksi 7 ile artı 5 arasındaki tam sayıları gösterir demiş. Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Çocuklar şimdi Buraya bir sıfır yazalım. Başlangıç noktası, referans noktası. Sağ tarafında pozitif sayılar. Artı 1, 2, 3, 4 yazacağız. Sol tarafa da eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Devam edeceğiz. Biraz daha. Sonsuza kadar gider. Bu sayı doğrumuz. Eksi 6 ve buraya da eksi 7 yazmamıza gerek yok. Çünkü arasındaki demiş. Eksi 7 ve artı 5 dahil değil. Bu şekilde gösteriyoruz. Ördüğün çalışmamızda aşağıdaki ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız. Hasan'ın bakkala 20 Türk lirası borcu vardır. Borç eksi ile gösterilir. Eksi 20 ile ifade edeceğiz borcumuzu. Hasan'ın borcu 20 Türk lirasıymış. Eksi 20 ile ifade edilir. Elif denizin 10 metre derinliğine dalmıştır. Deniz seviyesi sıfırdır. Denizin altı yani derinlikleri Eksi ile gösterilir. Eksi 10 ile ifade edeceğiz. Evrim Bey'in evi apartmanın 8. katındadır. Bakın 8. katındaysa 0'ın üzerindedir. Dolayısıyla artı 8 ile ifade edilecek. Kerem Bey'in odası hastanenin zemin katındadır. Zemin katta nedir? Giriş katıdır. Yani 0 ile gösterecek. Bu şekilde tam sayılarla ifade ediyoruz. Gelelim tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemine. Kitabımız konuya Dağcı Osman ve Dalgıç Defne adlı metinle başlamış. Önce metnimizi okuyalım, sonra sorduğu soruları cevaplayalım. Osman dağcılık, Defne ise dalgıçlık sporuyla uğraşan iki arkadaştır. Osman dağcılık yaptığı yerlerin bitki örtüsüyle ilgili araştırmalar yapmayı, Defne ise dalgıçlık yaptığı denizlerde resifleri ve resiflerdeki canlıları incelemeyi çok sevmektedir. Osman 2571 rakımlı Ege bölgesinin en yüksek dağı olan Honaz Dağı'na tırmanmaya bölgedeki Ballı Baba ve Safran Endemik türleri hakkında araştırma yapmaya karar verir. Daha sonra Osman 600 rakımlı Honaz ilçesine gelmiş ve Honaz Dağı'na tırmanışa başlamıştır. Safran bitkisini bulduğunda rakım 1250 metredir. Tırmanışına devam eden Osman 250 metre sonra da Ballı Baba bitkisini bulmuştur. Defne Kuşadası'nda bir uçak resifinin olduğunu öğrenmiş ve resifi görmek için tekneyle resifin olduğu yere gitmiştir. Defne 15 metre derinliğe dalmasına rağmen resifi görememiştir. Dalışına devam eden Defne 10 metre daha daldıktan sonra resife ulaşmıştır demiş. Biraz küçültelim ve sorularımızı cevaplayalım. Şimdi çocuklar Osman ballı baba bitkisini bulduğunda deniz seviyesinden ne kadar yüksektedir demiş. Öncelikle bunu bir görselle size anlatayım. Bakın burada deniz var. Denizin seviyesi 0 metredir. Denizden dağlara tırmandıkça rakım artar. Yani denizden uzaklaştıkça yükseklik artar. Buna rakım diyoruz. Deniz seviyesine göre yüksekliğe rakım diyoruz. Şimdi Osman Honaz'a gelmiş. Honaz'ın rakımı 600 metreymiş. Buraya 600 metre yazalım. Burası Honaz tırmanmaya başlamış ve safran bitkisine ulaştığında rakım 1250 metreymiş. Yani denizden yüksekliği 1250 metreymiş safran bitkisinin bulunduğu yerin. Buraya da 1250 metre yazalım. Safran bitkisini buldu. Tabi burada bize neyi sordu? Ballı baba bitkisinin bulunduğu yeri sordu. 1250. metrede safranı buldu ama Ballı Baba'ya ulaşmak için 250 metre daha tırmandı. Dolayısıyla 1250'nin üzerine 250 daha eklersek 1500. metrede Ballı Baba bitkisine ulaşmış oldu. Dolayısıyla deniz seviyesinden 1500 metre yukarıda oldu. E, 1500 metre yüksektedir diyoruz deniz seviyesine göre. İkinci sorumuzda defne uçağı ulaştığında deniz seviyesinden ne kadar derin dedir demiş. Şimdi Defne'ye bakalım. Kuşadası'nda bir uçak resifinin olduğunu öğrenmiş ve resifi görmek için tekneyle resifin olduğu yere gitmiştir. Defne 15 metre derinliğe dalmasına rağmen resifi görememiştir. Yani 15 metre derinliğe gitmiş, bunu eksi 15 ile göstereceğiz derinlik olduğu için, bulamamış 10 metre daha dalmış. Yani dalmak demek aşağıya doğru devam etmek demek. Eksi 10 metre daha dalmış. Bunların toplamı kadar deniz seviyesinden uzaklaşmıştır. Biraz sonra göreceksiniz toplama işleminde. Negatif sayılar toplanırken üst üste eklenirler. 15, 10 daha 25. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. Eksi 25. Eksi 25 nedir? Deniz seviyesinden 25 metre derin demektir. Evet bu şekilde yapıyoruz. Osman Ballı Baba bitkisini bulduktan sonra 500 metre aşağıda bulunan kamp alanına geri dönmüştür. Buna göre kamp alanının rakımı kaçtır? Osman 1500 rakımda Ballı Baba bitkisini bulmuştu. 600 pardon 500 metre aşağıya indiğine göre 500'ü çıkarırsak 1000 metre rakımda olan kampa gitmiştir diyoruz. Rakım 1000 metredir kamp alanını şeklinde cevaplayalım. Defne resife dalarken 8 metre derinlikte balık sürüsüyle karşılaşmış. Balıkların fotoğraflarını çekmiştir. Dalgıç defnenin resife ulaşabilmesi için ne kadar daha dalması gerekmektedir? Şimdi 8 metre daldı balıkları gördü. E 25 metre dalması gerekiyor. Dolayısıyla 25'ten 8'i çıkarırsak 17 metre daha alması gerekir diyoruz. Evet bu şekilde birlikte yapalımları size bırakıyoruz. Bilgi kutusunda tam sayılara toplama işlemi yapılırken işaretler aynı ise sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti toplamın önüne yazılır demiş. Bilgi kutularını okuyoruz. Sayı doğrusunda toplama işlemi yapılırken eklenen sayı pozitifse sayı doğrusunda sağ tarafa doğru. Eklenen sayı negatif ise sol tarafa doğru istenilen birim kadar ilerlenir. Tam sayılarla toplama işleminde zıt işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerlerinin farkı alınır. Bulunan arka mutlak değerce büyük olan tam sayının işareti verilir. Dedikten sonra toplama işleminin özellikleri verilmiş. Değişme özelliği, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliği. Çocuklar değişme özelliği sayıların yerleri değiştiğinde toplamanın sonucu değişmez. Toplama işleminde sayıların yerlerini değiştirerek toplama işlemi yapabiliriz. Birleşme özelliğinde ise Birden çok toplama işlemi yapıldığında bazı sayıları önce toplayıp sonra diğerlerini ekleyebiliriz. Bu da sonucu değiştirmez. Etkisiz eleman özelliğinde ise bir tam sayı sıfır ile toplandığında sonuç kendisine eşit olur. Dolayısıyla sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Sonrasında ise ters eleman özelliği var. Bu da önemli bir özellik. Ters eleman özelliğinde iki tam sayı toplanıyor ve sonuç sıfır çıkıyorsa bu iki tam sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir diyoruz. Biraz sonraki çalışmalarımızda karşımıza çıktıkça daha net anlayacaksınız. Gelelim sıra sizdeye. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Bakın aynı işaretli sayılar toplanırken üst üste ekledir 8, 7 daha 15. Ortak işaretleri yani bunlar eksi olduğu için sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 15'tir. Artı 15 ile artı 22 yine aynı işaretli sayılar. Üst üste ekle 22, 15 daha 37. Ortak işaretleri artı olduğu için sonuç artı 37 olur. Zıt işaretli sayılar toplanırken bakın işaretlerine bakmayın. Zıt işaretliler büyükten küçük çıkarılır. 27'den 19'u çıkarırız 8. Bakın mutlak değeri büyük olan yani işaretlerine bakmadan hangisi büyük? 27 büyük. Onun işareti sonucun işareti olur. Dolayısıyla sonuç eksi 8 olur. 47 ile eksi 24 toplandığında bakın farklı işaretleri var. Dolayısıyla 47'den 24'ü çıkarırız. 23. 47'nin mutlak değeri büyük olduğu için yani işaretsiz hali büyük olduğu için 24'e göre sonucun işareti de 47'nin işareti olur. Artı 23'tür. Burada da önce eksi 8 ile artı 12 toplansın. 12'den 8'i çıkardık 4. 12'nin işaretini yazacağız. Artı 4. Ve yazalım artı 4. Şimdi de üstüne eksi 22 ekleyelim. Eksi 22 ile artı 4 zıt işaretli oldukları için 22'den 4'ü çıkar 18. Mutlak değeri büyük olan eksi 22 olduğu için işareti eksi 18 olur sonucu. Evet burada da artı 18 ile eksi 4'ü topladığımızda 18'den 4'ü çıkarırız 14. 18'in mutlak değeri büyük olduğu için sonuçta artı 14 olur. Eksi 7 ile artı 5 toplandığında 7'den 5'i çıkar 2. Eksi 7'nin mutlak değeri büyük olduğu için sonuç eksi 2. Sonrasında da bu sonuçları toplayalım. Artı 14 ile eksi 2 toplanırken 14'ten 2'yi çıkarırız 12. Artı 10 derinin mutlak değeri büyük olduğu için işaret artı olur. Sonuç artı 12 olarak bulunur. İkinci çalışmamızda eksi 47 sayısının toplama işlemine göre tersi A. Artı 51 sayısının toplama işlemine göre tersi B'dir. Buna göre A artı B kaçtır? Eksi 47'nin toplama işlemine göre tersi artı 47'dir bir sayının toplama işlemine göre tersi o sayının ters işaretlisidir. Diyoruz. Bu a ise artı 51'in toplama işlemine göre tersi de eksi 51'dir. Bu da b olur. Bunların toplamı sorulmuş. Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Çünkü zıt işaretliler. Yani birisi kar birisi zarar. Burada 51'den 47'yi çıkardığımızda ne olacak? 4 olacak. Zarar çok olduğu için sonucun işareti de zararın işareti olacak. Yani eksi 4 olarak bulunacak. Üçüncü sorumuzda günlük 180 Türk lirası ücrete çalışan bir kasiyer işe gidiş geliş için 10 Türk lirası ve öğle yemeği için 15 Türk lirası harcamaktadır. Bu kasiyerin gün içerisinde başka harcaması yoktur. Buna göre bu kasiyerin aynı gün içinde harcamalarından sonra elinde kalan para kaç Türk lirasıdır demiş. Türkler kasiyer artı 180 lira kazandı. Bu 180 liranın içerisinden 10 Türk lirasını gidiş geliş için İşe gidiş geliş için 10 Türk lirası verdi. Yani harcadığı için eksi 10 ile gösteriyoruz. Öğle yemeği için de 15 Türk lirası verdi. Dolayısıyla harcadığı için eksi 15 ile gösteriyoruz. Bunları topladığımızda bakın tam sayılarla ifade ettiğimizde giderler ve gelirler tam sayılarla ifade edilirse yani eksi 15 eksi 10 artı 180 toplama yaptığınızda sonucu bulursunuz. Bunu diğer şekilde de göstereceğim şimdi. 180 ile Eksi 10 toplandığında 180'den 10'u çıkar 170. 180'in işaretini yaz artı 170. 170 ile de eksi 15 toplandığında 170'ten 15'i çıkar 155. 100 55'in işaretini mutlak değeri büyük olan 170 olduğu için artı olarak belirliyoruz. Dolayısıyla ne olacak? Kalan para 155 TL'dir diyoruz. Hocam biz şöyle yapsak. Desek ki 10 lira yol parasına verdi gidiş dönüş. 15 lira da öğle yemeğine verdi. Toplamda 25 lira harcadı. 180 liradan kazandığından harcadığını çıkarsak 25 lirayı yine 155 lira bulur muyuz? Yine 155 lira buluruz. Bu şekilde 5'te 6'da yapmıştınız. Şimdi tam sayılarla işlemler yaparken bu şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü çalışmamızda Bakkal Deniz'in toplancıya 565 Türk Lirası borcu vardır. Kasasında 365 Türk Lirası olan Deniz'in sattığı ürünlerden ise 259 Türk Lirası alacağı olduğuna göre Deniz alacaklarını da tahsil edip toplancıya borcunu öderse elinde kaç Türk Lirası kalır demiş. Evet bunu klasik bir yöntem, yöntemle şu şekilde çözeriz. Deriz ki 365 lira parası var kasasında. Alacağını da tahsil ettiyse 259 TL daha ekleriz üstüne. 14'ün 4'ü. Elde var bir 11, 12 elde var bir 5, 6, 624 TL'si olur. Toptancıya borcunu öderse 624 liradan 565 lirayı çıkarır, öder. Geriye ne kalır? 9, 11'den 6 çıktı 5, e, 59 TL'si kalır diyebiliriz. Peki tam sayılarla nasıl çözeriz bunu? Deniz'in toptancıya borcu varsa 565 lira, eksi 565 ile gösterilir. Kasasındaki para 365 TL ise o onun olduğu için artı 365 de gösterilir. Alacakları da yine artı olarak gösterilir. 259 liraymış. Bunları topladığımızda bakın toplama işleminde birleşme özelliği var demiştik. Önce bunları toplayalım. Yani elinde bulunan parayı tahsil ettikten sonra 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 6, 5 daha 11, 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2, 3 daha 5, 1 de elde 6. Bakın artı 624. Tabi eksi 565 toplanıcıya borcu. Bunları topladığımızda zıt işaretli oldukları için büyükten küçük çıkarılır. Burada çıkardık. 59. Büyüğün işareti yazılır. Mutlak değeri büyük olanın. Artı olarak. Artı 59. Olarak tam sayılarla bulunmuş olur. Artı 59 da nedir? Elinde kalan parayı ifade eder. TL'dir diyoruz. Beşinci sorumuzda dalgıç olan Elif Naz deniz canlılarını incelemek için 40 metre dalmış. Buradaki canlı yaşamını kayıt altına almıştır. Daha sonra bulunduğu yerden 25 metre yükselmiş. Gördüğü balıkların fotoğraflarını çekmiştir. Oksijen tüpündeki oksijen miktarının azaldığını fark eden dalgıç yüzeye çıkabilmek için kaç metreye yükselmelidir demiş. Bir 40 metre daldıysa nedir? eksi 40 ile ifade edilir. Tam sayılarla yapalım. Bu eksi 40 metredeyken 25 metre yükselmiş. Yükselmeyi pozitif olarak artı 25 olarak göstereceğiz. Toplamda bu kadar hareket etmiş. Bu hareketin sonucunda eksi 40 ile 25'in toplamı nedir? 40'tan 25'i çıkar 15. Mutlak değeri büyük olan eksi 40 olduğu için işaret eksi olacak. Eksi 15. Bakın burada eksi 15 neyi ifade eder? Deniz seviyesinden 15 metre aşağıda olduğunu ifade eder. Yüzeye çıkabilmek için ne gereklidir? 15 metre yükselmesi gerekmektedir. Yüksel meli diyoruz. Peki siz diğer türlü eskisi gibi tam sayılarla toplama işlemini bilmeden önce ne yapıyordunuz? 40 metre dalmış. 40 metreden 25 metre yukarıya çıkınca 40'tan 25'i çıkar. Ne olmuş? 15 metre dalmış. Denizin altında 15 metrede bulunuyor demektir. O şekilde de bulabilirsiniz. Altın çalışmamızda aşağıdaki sayı doğruları üzerinde modellenen işlemleri matematiksel ifadelerle eşleştiriniz. Çocuklar sayı doğrusunda işlem yaparken bakın. iki tane okun bulunduğu yerde işlem yapılır. Diğer tarafta bir tane ok da sonucu gösterir. Ve sayı doğrusunda şu şekilde şurada silinmesin. İşlem yaparken sıfırdan başlanır. Bakın. Önce sıfırdan nereye gitmiş? Sağ tarafa 7 birim gitmiş. Dolayısıyla sağ tarafa gittiği için 7 birim artı 7 ile ifade edeceğiz. Sonra artı 7'den sola doğru 3'e gelmiş. 3'e gelmesi ne demek? 4 birim gelmesi demek. O zaman artı 7'nin üstüne sola gittiği için eksi 4 ekleyeceğiz. Yani artı 7 ile eksi 4'ün toplamını ifade eder bu. Sonuç olarak da bakın aşağıdaki ok sıfırdan en son bulunduğu noktaya gelmiş, ölçmüş. Sonuç artı 3 çıkmış. O zaman biz bunun hangi işlemle eşleştireceğiz? Artı 7 ile eksi 4'ün toplamı. Burada sonuçta artı 3. Diğer işlemimizde sıfırdan başlamış, eksi 4'e gelmiş. Dolayısıyla eksi 4 ile toplamış. Eksi 4'ten de sağ tarafa doğru gelmiş 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 5'e kadar gelmiş. Eksi 4 ile 5 arasında 9 fark var. Dolayısıyla sağa geldiği için artı 9 eklemiş eksi 4'ün üzerine. Sonuçta 0'dan ölçüm yapmış. En son kaldığı yer artı 5'miş. Dolayısıyla sonuçta artı 5 olmuş. Burada da eksi 4 artı artı 9 eşittir artı 5 işlemiyle eşleştireceğiz. Diğer bir sayı doğrumuzda ise sıfırdan başlamış. Eksi 2'ye gelmiş. Artı. Oradan sola doğru gitmiş gitmiş gitmiş. Eksi 6'ya kadar. Yani 4 birim daha sola gitmiş. Dolayısıyla eksi sola gittiği için eksi 4 yazacağız. Toplamış. Sonra sıfırdan başlamış. En son kaldığı yere kadar ölçmüş. Sonuç eksi 6 çıkmış. Eksi 2 ile Eksi 4'ün toplamı eşittir. Eksi 6 işlemidir bu. Bu şekilde 4 numaralı işlemle eşleşecek. Geldik 7. çalışmamıza. Aşağıda verilen ifadelerde toplama işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını karşılarına yazınız demiş. Burada bakın eksi 5 ile artı 8 toplanmış eşittir demiş. Artı 8'i önce eksi 5'i sonra yazıp yine toplamış. Yani sayıların yerlerini değiştirmiş. Dolayısıyla değişme özelliği kullanılmış. İkinci işlemimizde artı 4'ü 0 toplamış sonuç kendisi çıkmış. Burada 0 etkisiz elemandır. Etkisiz eleman özelliği kullanılmış. Diğer işlemimizde artı 18 ile eksi -18 18'i toplamış sonuç 0 çıkmış. Ne demiştik? Bir tam sayı Başka bir tam sayı ile toplandığında sonuç sıfır çıkıyorsa bu iki tam sayı birbirinin tersidir demiştik toplama işlemine göre. Burada ters eleman özelliği kullanılmış. Evet son eşitliğimizde de eksi 4 ile eksi 5'i parantez içerisinde önce toplayacağım sonra artı 10'u ekleyeceğim demiş. Diğer tarafta da eşitliğin diğer tarafında da eksi 5 ile artı 10'u önce toplayacağım sonra eksi 4'ü ekleyeceğim demiş. Sonuçlar aynı çıkar. Buna birleşme özelliği diyoruz. Evet bu şekilde bitiriyoruz. Gelelim birlikte yapalım kısımlarını size bıraktık demiştik. Tam sayılarla çıkarma işlemine. Tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının toplama işlemine göre ters olan tam sayı ile eksilen sayı toplanır demiş. Çocuklar çıkarma işleminde eksilen vardır, çıkan sayı vardır, bir de sonuç vardır. Çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işaretini değiştirip yine biraz önce öğrendiğimiz toplama işlemini yapacağız. Birlikte yapalım size bıraktım. Şimdi sıra sizde ile devam edelim. Aşağıda verilen işlemleri yapalım. Bakın eksi 17 ile artı 7 sayılarını vermiş ve çıkarma işlemi. Ne demiştim ben size? Çıkan sayının işaretini değiştirin toplayın. Burada öncelikle bilmeyen arkadaşlarımıza bir hatırlatalım. Bu eksilen sayı eksi çıkan sayı eksilen sayı çıkan sayı ve fark var çıkarma işleminde. Çıkan sayımız artı 7. Biz Eksilen sayıya dokunmuyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz. Artı 7'yi eksi 7 yapıyoruz ve topluyoruz. Çıkarma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştirdik. Artıyı eksi yaptık ve toplayacağız. İkisi de aynı işaretli olduğu için 17'nin üstüne 7'yi ekle 24. Ortak işaretleri de sonucun son önüne yazıyoruz. Sonuç eksi 24 olarak bulunur. İkinci işlemimizde bakın çıkan sayımız artı 10. Eksilen sayımız artı 25. Buna dokunmuyoruz. Çıkan sayımızın işaretini değiştiriyoruz. Artı 10'u eksi 10 yapıp topluyoruz. Artı 25 ile eksi 10 toplandığında zıt işaretli oldukları için mutlak değeri büyük olandan. Artı 25'in mutlak değeri 25. Eksi 10'un mutlak değeri 10. 25'ten 10'u çıkarıyoruz. 15. Mutlak değeri büyük olanın işaretini sonucun önüne yazıyoruz. Yani artı 25 olduğu için mutlak değeri büyük olan sonuçta artı olacak. Yine çıkan sayımız eksi 16'nın işaretini değiştiriyoruz. Artı 16 yapıyoruz ve topluyoruz. Eksilen sayımızla yani artı 45 ile. 45 ile 16'nın toplamı da artı 61 olur. Burada da çıkan sayımız artı 56 işaretini değiştirelim. Eksi 56 yapalım. Sonra da toplayalım eksilen sayımızla. İşte aynı işaretli olduğu için üst üste eklenir. 56'nın üstüne 49 eklersek ne olur? 105 olur. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 105'tir. Burada bakın tekrar yazayım şu şekilde. Çıkan sayımız Eksi 25. Tabi bu işlemin sonucu bulunduktan sonra bir daha çıkarma var. Çıkan sayımız burada artı 46. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki eksilen sayıya dokunma. Yani artı 56'ya dokunma. Burada çıkan sayı eksi 25'in işaretini değiştir. Artı 25 yap. Artı 25 yap. Topla. Yine onun sonucundan bir de artı 46'yı çıkaracağız. O da çıkan sayı. Eksi 46 yap onu da topla diyelim. Bu şekilde çıkan sayının işaretini değiştir topla. Çıkan sayının işaretini değiştir topla yapıyoruz. Sonrasında artı 56 ile artı 25'in toplamı nedir? 81 artı 81'dir. Artı 81 ile de eksi 46 toplandığında Mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Fıt işaretli oldukları için. Mutlak değeri büyük olan işaretini yazıyoruz. 81'den 46'yı çıkardığımızda ne olur? E, ee, 55 mi olur? Evet 55 olur. Mutlak değeri büyük olan artı 81 olduğu için sonuçta artı 55'tir. Geldik diğer işlemimize. Burada da yine aynı şekilde Çıkan sayımızın işaretini değiştiriyoruz. Artı 76 yapıyoruz. Eksi 76'yı. Yine bir çıkan sayımız var. Artı 72'yi eksi 72 yapıyoruz. Ve bunları eksilen sayıyla topluyoruz. Artı 98 ile toplayalım. Burada 98 ile 76'nın toplamı nedir? 104, 174. 174. İkisi de aynı işaretli olduğu için artı 174. Artı 174 ile eksi 72'yi toplarsak zıt işaretli oldukları için büyükten küçük çıkarılır mutlak değeri büyük olandan. 174'ten 72'yi çıkarırsak 102. Mutlak değeri büyük olan artı 74, 174 olduğu için sonuçta artı olur. Sonuç artı 102 olarak bulunur. İkinci çalışmamızda iki basamaklı rakamları farklı. En küçük pozitif tek tam sayı. İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayıdan kaç fazladır demiş. İki basamaklı olacak rakamları farklı olacak. En küçük pozitif tek tam sayı olacak. Nedir? On üçtür. Artı 13. Üç. İki basamaklı rakamları farklı. En küçük pozitif tek tam sayı. İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayıdan kaç fazladır? İki basamaklı en küçük negatif çift tam sayı eksi 98'dir. Aradaki farkı sorduğu için çıkaracağız büyükten küçüğü. Çıkan sayının işaretini değiştireceğiz. Bakın burada eksi 98 98'i artı 98 yapıp eksilerle toplayacağız. İkisi de artı olduğu için aynı işaret sayılar üst üste eklenir. Ortak işaretleri yazılır. 98'in üzerine 13 eklediğimizde 111 olur. Artı 111'dir. Aradaki fark 111 fazladır diyoruz. Üçüncü çalışmamızda pilotluk eğitimi alan Gökçe eğitim uçağı ile yerden 1500 metre yükselmiş dalgıçlık eğitim alan Halil 35 metre derinliğe dalış yapmıştır. Gökçe Halil'in bulunduğu konumdan kaç metre yüksektedir demiş. Evet, uçakla yükselen Gökçe'nin 1500 metre yüksekte olduğunu söylemiş. Nedir? Deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte ise artı 1500 ile ifade edilir. Halil de denizin 35 metre derinliğine dalmış. Yani eksi 35'te çocuklar. Denizin 35 metre aşağısı eksi 35 ile ifade edilir. Gökçe ile Halil'in arasındaki farkı bulmak için çıkarma yapacağız. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Çıkan sayının işaretini değiştirip toplayalım çıkarma işlemi yaparken. Bakın eksi -35 35'i artı 35 yapıyorum ve topluyorum. 1500'ün üzerine 35 daha eklersek 1535 metre yüksektedir diyoruz. Gökçe Halil'de. Dördüncü çalışmamızda Zeynep ile Rukiye aynı noktadan zıt yönlere doğru yürümeye başlamışlardır. Zeynep 360 metre, Rukiye ise 1440 metre yürümüştür. Son durumda Zeynep ile Rukiye arasındaki uzaklık kaç metredir? demiş. Aynı noktadan zıt yöne doğru ilerledilerse burası bu şekilde. Zeynep e ne yapmış? 360 metre gitmiş buraya. 360 yazalım. Rukiye de 1440 metre diğer tarafa doğru, zıt tarafa doğru gitmiş. Dolayısıyla aralarındaki mesafeyi bulmak için ne yapmamız gerekir? Bunları toplamamız gerekir. 1440 ile 360'ı topladığımızda 0, 10, 8, 1. 1800 metre uzaklık vardır diyoruz. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Başladıkları nokta 0 noktası olsun. Rukiye sol tarafa gitsin 1440 metre. Dolayısıyla eksi 1440'a gitmiş olur. Zeynep de 360 metre sağ tarafa gitsin başladıkları noktada. Artı 365, 360 metre olur. Aradaki farkı bulmak için de 360'dan, bunu da gösterelim. 360'dan yani büyükten çıkarırız küçüğü, eksi 1440'ı. Çıkan sayının işaretini değiştirip topladığımızda zaten ne olacak? Aynı işaret olacaklar. 1440'ın üzerine 360 eklediğinizde 1800 olacak. 1800 metre fark olduğu bu şekilde de bulunabilir. Beşinci çalışmamızda bir şirketin üçüncü katındaki çay ocağını işleten Salih Bey, çay ocağının dört kat yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürür. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için ikinci iki kat daha çıkan Salih Bey son durumda bir anın kaçıncı katında bulunmaktadır. Evet, üçüncü katındaki çay ocağını işletiyor Salih Bey. Çay ocağının dört kat yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürüyor. Yani üçün üzerine dört daha eklersek yedinci katlıdır. Ayrı yanıma çayı götürdü. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için iki kat daha çıkan Salih Bey son durumda binanın kaçıncı katında bulunmaktadır? E yedinci kata iki kat daha eklersek, iki kat daha çıktı çünkü Ayrı yanıma çay verdikten sonra dokuzuncu katındadır diyoruz. Altın çalışmamızda aşağıdaki yönergeleri izleyerek A artı B işleminin sonucunu bulunuz. Eksi 8, eksi 6 ekle A'yı bul, eksi 9 çıkar B'yi bul demiş. Eksi 8'e eksi 6 eklersek aynı işaretli oldukları için bunlar üst üste eklenir ortak işaretleri sonucun işareti olur. 8, 6 daha 14. Ortak işaretleri de eksi olduğu için eksi 14'tür. Yani A'yı biz eksi 14 olarak bulduk. A'dan 9, eksi 9 çıkar demiş. Eksi 14'ten eksi 9'u çıkarırken ne yapıyoruz? Çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz. Artı 9 yapıyoruz ve topluyoruz. Eksi 14 ile Artı 9 toplandığında mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 14'ten 9'u çıkardık. 5 mutlak değeri büyük olan işareti yazılır. Sonuç eksi 5 olur. B de eksi 5'tir. A artı B sonucunu bulmak için eksi 14 ile toplarsak eksi 5'i aynı işaretli oldukları için 14, 5 daha 19. Ortak işaretleri eksi. Sonuç eksi 19 olarak bulunur. 7. çalışmamızda aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Sonuçlarını bir bulalım. İlk işlemimizde çıkarma işlemi var. Eksilene dokunmuyoruz. Eksi 8'i yazıyoruz. Artı 3'ün işaretini değiştiriyoruz. Eksi 3 yapıp topluyoruz. Evet aynı işaretli sayılar toplandığında üst üste eklenir. 8, 3 daha ne olur? 11 olur. Ortak işaretleri de sonucun önüne yazılır. Sonuç eksi 11 çıkar. İkinci işlemimizde Yine eksilen sayımız eksi 15. Buna dokunmuyoruz. Çıkan sayımız eksi 4'ü artı 4 yapıp topluyoruz. Zıt işaret sayılar toplanırken mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. 15'ten 4'ü çıkar 11. Mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır. Eksi 15'in mutlak değeri büyük olduğu için sonuçta eksi 15'in işareti olan eksi olacak. Sonuç eksi 11 çıkar. Burada da yine çıkan sayımıza Eksilen sayımıza dokunmuyoruz. Artı 8. Çıkan sayımız artı 19'u eksi 19 yapıp topluyoruz. Zıt işaret sayılar toplanırken 19'dan 8'i çıkardık. 11. Mutlak değeri büyük olan eksi 19 olduğu için sonucun işareti de eksi 11 olacak. Eksi olacak. Son işlemimizde çıkan sayının işaretini değiştir. Artı 14'ü eksi 14 yap ve topla. Eksilen sayıyla. Artı 4 ile eksi 14 toplandığında 14'ten 4'ü çıkar 10. Mutlak değeri büyük olan eksi 14 olduğu için sonucunda işareti eksi olacak. Eksi 10 olur. Dolayısıyla farklı olan sonuç C seçeneğidir. Diyoruz ve bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Bunu olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.